Kaleidoskop dizisini neden heyecanla beklediğim üzerine bir short yapmıştım ve bu Instagram, TikTok ve YouTube üzerinden toplamda 62 bin kişiye ulaştı neredeyse. Ve bu 62 bin kişi içerisinde neredeyse 50-50 olarak bu diziyi çok merakla bekleyenler vardı benim gibi. Bir de neredeyse hiç umrunda olmayanlar vardı. Üzülerek söylüyorum ki hiç umrunda olmayanlar maalesef haklı çıktı. Önerdiğin için pişman mısın? Bir de izlemek zorunda kaldım. Düşün. Peki neden ben çok heyecanla bekliyordum ve neden hüsranla karşılaştık? Gelin hızlıca onu konuşalım. Yine çok iyi çalışmışsın. Bravo. Yaptığımız içerikler hoşunuza gidiyorsa, bize destek olmak istiyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Siz Kaleidoskop'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlara yazın. Hemen yorum yapmış oluyorsunuz. Onu da öğrenmiş olalım. Şimdi videoya geri dönüyoruz. YouTube ve Instagram üzerinden yaptığım anketlerde %50'niz neredeyse çok da umurlarında olmadığı, izleyecek başka bir şey yoksa izleyeceklerini belirtmişti. Ben ise burada iyimser tarafta olmayı tercih ettim. Keşke etmeseydim. Gerçek bir yıkıksa şu an. Bu diziden beklentim neden yüksekti? Gelin biraz onu konuşalım. Kloşev etkisi üzerine hem bir video yaptık hem de bunun bazı filmlerdeki yorumlamasını yapmıştık. Özellikle yakın dönemde Gone Girl üzerinden Kuleshov'u anlatmıştık. Ama bilmeyenler için Kuleshov iki sahne arasındaki bağlantıyı bize gösteriyordu. Yani bir sahnede bir karakterle ilgili aldığımız bilgi sonraki sahnede onu nasıl göreceğimizi etkiliyordu. Gone Girl'ın açılışında baş karakteri görmemizle finalde baş karakteri gördüğümüzde hissettiğimiz hisler çok farklıydı. İşte aslında Kaleidoskop dizisinden beklentim biraz böyle bir şeydi. İki sahne arasındaki etkileşimden ziyade bir bölümde bir karakterle ilgili aldığımız bilginin öteki bölümde onu nasıl yorumlayacağımızı değiştireceği ve bunun herkes için farklı bir tecrübe olacağını umuyordum. Yani ben bir karakterin yaptığı kötülüğü görüp diğer bölüme geldiğimde şerefsiz karakter bak burada nasıl kandırıyor diye büyük duygu salınımları yaşamayı beklerken işte siz onu görmediğiniz için ay ne kadar tatlı bir karakter ya deyip sonradan onu öğrendiğinizde küfredecektiniz. İşte beklentim buydu ama dizide bu bölümler arası bilgiler o kadar küçük ki yani işte bir bölümde diyor ki ajanımızdan mesaj geldi evet gidelim operasyon başlıyor. İşte Meran'ın ajan kim acaba ama yani o kadar merak etmiyorsunuz ki aslında o kadar da dizinin akışını etkilemiyor ki bütün bu bölümler arası etkileşimler çok minicik şeylerdi. Dolayısıyla bir heyecan karakterle ilgili bir şey çünkü sonunda neredeyse hepsinin zaten bir şeyi çıkıyor işte ama bölümler arası o Kuleshov etkisini göremedik. Yani benim büyük beklenti yaşadığım şey dizide maalesef yoktu. Bu karışık ilişkilerin olmaması işte kim ajandı bilmem neyi merak etmemenizin haricinde karışık sırayla izlemek yani bir hikaye akışında izlememek benim gibi unutkan biri için de hikayeyi daha da karıştırıcı hale getirebiliyor. Yaptığı bir şeyi unutuyorum. Oradan geliyor bu iyi miydi ha bu bunu yapmış mıydı falan. İyice karma karışık hale geliyor dizi. Dolayısıyla beklentimin çok altında kaldı. Ancak yine de iyi bir dizi olabilirdi. Ne olsaydı iyi bir senaryosu ve daha da önemlisi tarihin en büyük soygunu diye lanse edilen bu projedeki soygun keyifli bir soygun olsaydı. Bir de bunu finale saklamışlar. Herkes finalde bunu görecek. Yani biz Ocean's Eleven'la büyümüş nesiliz. Keyifli, heyecanlı bir soygun beklerken dünyanın en sıkıcı soygun operasyonunu izledik. Ki Ocean's Eleven'ın çok büyük kısmı soygunun planlanması belli aşamaları görmekken bu dizide o da neredeyse hiç yok. Bazı bir şeyler alıyoruz ama yani o kadar bayık bir soygun diziler o kadar bayık kötü bir senaryo ve kötü bir altyapı olunca gimmickiniz bile sizi kurtaramıyor açıkçası. Ve inanılmaz sıkılarak yani spor yaparken izledim vakit aksın diye ve orada bile televizyonda 1,5 hız olsaydı 1,5 hızla izleyecektim. Hatta bitirmeyecektim sadece bu bölümü çekebilmek için diziyi bitirmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü size yalan söyleyemezdim. Dolayısıyla maalesef daha senenin ilk ayında senenin en büyük hüsranlarından birini yaşadık. En büyük demek aslında biraz hata o. En büyük demek biraz hata olur. Çünkü Netflix de bu diziyi çok reklamlamamıştı. Hele ki bu özelliğini neredeyse hiç duyurmamıştı. Dizinin başında 40 saniyelik bir şeyle size söylüyor ama örneğin işte Bandersnatch'ı düşünün, diğer farklı projelerini düşünün Netflix'in. Bunları bayağı reklam etmişlerdi. Bu projeyi pek etmediler. Neden etmediklerini de diziyi izleyince anladık. Rotten Tomatoes notları hem eleştirmenler hem seyirciler tarafından leş. Bir tek ben değilim böyle düşünen bu beni sevindirdi. Sevindirmese de gerçi ben hep zaten kendi kafamın dikine gidiyorum. Eğer henüz izlemeden bunu izliyorsanız bence izlemeyin, boşuna vakit kaybetmeyin. Çok bir şey yok. Ocean's Eleven üçlemesini bir daha izleyin. Daha güzel vakit geçirirsiniz. Dörtleme demedim dikkat ederseniz. Üçleme. Çünkü son film kötü anlamayanlar için. Siz diziyle ilgili ne düşündünüz? Lütfen yorumlara belirtin. Çünkü ilginçtir. Beğenen bir iki kişi de var galiba. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bye. Eğlenceli.